Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Haluk Mert Bey, Meseleler programıyla birlikteyiz. Bilim, evrenle ilgili bildiklerimize her gün bir yenisini eklerken bazı bilgilerimizin de artık geçersiz olduğunu haber veriyor. Kitaplar, filmler ve diğer pek çok sanat dalı da bu gelişmelerin, bilimsel olasılıkların konu edindiği yeni hikayeler anlatıyor. Bu hafta fizik dünyasından iki bilim insanıyla bu hikayelere konu olan paralel evrenleri, kozmolojiyi, kara delikleri ve evrenin oluşumuna dair bildiklerimizi konuşacağız. Peki konuklarımız kimler? İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Profesör Doktor Yavuz Ekşi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Doğuş Üniversitesi'nden Nihan Hocam. Hocam sizler de hoş geldiniz. Nihan Katırcı. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ederiz davetiniz için de. Geldiğiniz için ben teşekkür ederim. Üniversitelerin açılmasına ramak kaldı. Evet. Hayırlı olsun diyebilir miyim şimdiden? Diyelim. Önce bize isterseniz kampüslerden biraz bilgi verin. Nasıl gidiyor? Temel bilime ilgi nasıl? Bu yıl öğrencilerin talepleri nasıldı? Biraz bunları dinlemek isterim. Asıl konumuza giriş yapmadan sizlerden. Hı hı. İTÜ'nün kampüsü gerçekten çok güzel. Özellikle baharda ve sonbaharda gelmenizi tavsiye ederim. Öğrencilerimiz de her zaman, her daim çok iyiler. Hiç sıkıntımız yok. Gayet güzel. Hocam sizde durumlar nasıl? Doğuş Üniversitesi 2 yıldır Dudullu Kampüsü'nde, Mühendislik Fakültesi Dudullu Kampüsü'nde. Dudullu'da organize sanayi bölgesinin içerisinde olması sebebiyetiyle aslında mühendisler için tabii iyi bir yer orada bulunması. Ben de elektrik elektronik mühendisliğindeyim bir fizikçi olarak. Onların fizik ağırlıklı olan dersleriyle ilgileniyorum. Biz de 2 dönemdir burslu öğrencilerimizi aldık. Bu dönem yarı burslu öğrencilerimizi alacağız. Onlarla eğitime başlayacağız. Ne güzel. Öğrencilere başarılar diyelim. Size de güzel bir yıl dileyelim. Şimdi izninizle çoklu evren, paralel evren meselesiyle başlayacağım. Bununla başlamamızın sebeplerinden biri şu. Biz bu programın ilk bölümünde de Oppenheimer'ı konuştuk. Çünkü Christopher Nolan'ın filmi giriyordu. Paralel evren ve çoklu evren meselesi öyle ki prodüktörümüz Gülşah da sadece son 1-2 yılda bu konuları işleyen filmleri bir derlemişti. Onları da izleyicilerimizle paylaşabiliriz. Özellikle Hollywood'un, özellikle süper kahraman filmlerinin bu sizin alanınıza giren bu konuyla ilgili müthiş bir şeyi var. Hikaye anlatma hevesi var. Bununla ilgili en iyi yorumu da geçtiğimiz aylarda Ekonomist dergisinde okudum. Şöyle diyordu: eğer elinizde bir grup süper kahraman varsa ve mevcut evren düşmanlardan temizlenmişse, kurtulmuşsa mutlaka paralel evrenlere ihtiyacınız vardır. Yoksa istihdam edemezsiniz bu süper kahramanları diye. Onların böyle bir durumu var ama bunu aynı zamanda ben seviyorum da, yani şu açıdan işte böyle konuları gündeme getirmemizi sağlıyor. Bunları sizlerle soru cevap şeklinde konuşabilmemize imkan sağlıyor. İlk sorum şu olsun: paralel evren, çoklu evren, bunlar aynı şeyler mi? Yoksa birbirinden farklı şeyler mi? Evet. Benim anladığım kadarıyla ikisi farklı şeyler olarak düşünülüyor. Çoklu evrenler hangi ihtiyaçtan doğuyor? İşte diyelim bizim evrenimizdeki fizik sabitleri ve diğer pek çok şey birbiriyle çok uyumlu. Ve sanki tasarlanmış gibi, ince ayar varmış gibi gözüküyor. Var mı yok mu tartışılır aslında. Varmış gibi gözüktüğünü söyleyen insanlar var. Bundan dolayı belki de pek çok evren var ve biz bunlardan, bu sabitlerin yaşamın varoluşunu olanaklı kılanlardan birinde yaşıyoruz. Buradan geliyor. Paralel evrenler ise bildiğim kadarıyla kuantum mekaniğinin bir yorumundan ortaya çıkan bir durum. Böyle olasılıklarla konuştuğu için kuantum mekaniği, bir başka yorumunda, yani standart yorumda olasılıklarla konuşuyor ama bir başka yorumunda bu evrende bu oluyor, diğer bir evrende diğer olasılık gerçekleşiyor. Ve böyle olasılıkların ortaya çıktığı durumlarda pek çok
evren dallanıyor ve oluşuyor ve buna göre biz birinde kalıyoruz her seferinde. Bu da böyle bir görüş. Bence ikisi aynı fikirden yola çıkmıyor. İkisi aynı fikirden yola çıkmıyor. Evet. Nihan Hocam? Evet, aslında yani kozmolojik açıdan bakarsak bizim evrenimizin oluşumunda ilk büyük patlamadan sonra enflasyon dediğimiz evrenin 10 üzeri 30 katına çıktığı bir anda çok ani şekilde ve sıcaklığın düştüğü bir süreç var. Tabii bu bir senaryo, oraları biz bilemiyoruz ama bu senaryonun yani bu senaryolardan bir tanesi olan ebedi enflasyon dediğimiz eternal inflation denilen senaryoda evren oluş yani o enflasyon olduğu sırada uzay zamanın belli kısımları patchleri diyelim bubble'lar yani kabarcık evrenler oluşturuyorlar ve bu bubble evrenler işte birbirinden yeterince uzaksa birbirlerini etkilemiyorlar. Enflasyon belli yerlerde belli noktalarda olduğu için her noktada bu bubble evrenler oluşuyor, kabarcık evrenler ve biz tabii kendi evrenimizin içerisinde bizim gözlemlenebilir evren dediğimiz bir evren var. 10 milyar yıllık, 10 milyar ışık yılı dediğimiz 10 üzeri 26 kilometre kadar bir alan bu. Bu alanın dışını göremiyoruz. Işık o kısımdan sonrası opak. Çünkü foton bize ulaşmıyor oradan. Dolayısıyla o kısımdan sonrasını bilemediğimiz için biz hiçbir zaman ışık hızı da aşılamayacağı için böyle bir evren varsa bunun varlığından haberdar olmadan hayatımızı sürdürebiliriz. Bunu bazı gruplar ama daha ziyade 2015'lerde görüyorum çoğunlukla eğer bu bubble evrenler bir şekilde birbirlerine çarparlarsa o zaman bizim evrenimizde bunun etkisini nasıl görebiliriz? Yani bu böyle bir daha önce bir çarpışma olmuşsa kozmik mikrodalga ardalan ışınımına bakarak yani evrenin bebeklik fotoğrafına bakarak acaba bununla ilgili bir şeyler oluşturabilir miyiz? Olursa da böyle bir çarpışma nasıl etki bırakır diye çalışan gruplar var. Hatta evet şimdi bu slide'da görüyorsunuz. Böyle bir çarpışma olduğu durumda kozmik mikrodalga ardalan ışınım üzerinde bizim onun sıcaklık değişimiyle alakalı. Bu gördüğünüz mavi bölgeler ortalama sıcaklıktan biraz daha soğuk. Kırmızı bölgeler biraz daha sıcak. Bu görüntü üzerinde yani evrenden bize gelen, ilk evrenden bize gelen fotonlar üzerinde bunun etkisini görmemiz gerekir diye simülasyonlar yapılıyor. Einstein alan denklemleri bu ihtimal dahilinde nümerik olarak çözülüp simülasyonlarla bu tip şeyler yapılmış zamanında. Ama anladığım kadarıyla bu CMB üzerinde böyle etkiler çok görülmediği için çok da bu konu daha fazla gündeme gelmemiş. Ama dediğim gibi çok cazip olması sebebiyetiyle insanların ilgisini çekiyor. Biz de kozmolojide çoklu evrenler ya da paralel evrenlerden ziyade yüksek boyutların varlığını araştırıyoruz. Yani bunların herhangi bir etkisi olabilir mi ya da açıklamaya çalıştığımız şeylerin yüksek boyutu. Çünkü sicim kuramında 11 boyut olması sebebiyetiyle ve işte bir takım şeyleri matematik olarak çok iyi izah etmesi sebebiyetiyle işte modellerin genel göreliliğin diğer kuvvetlerle, üç kuvvetle birleştirilmesi nezdinde böyle şeyler var. Ama birleştirilmesi gerekiyor mu? O da ayrı bir soru işareti tabii. Birleştirilmesi gerekmiyor da olabilir yani. Size bir soruyla döneyim. Lütfen devam edin ama siz bu baloncuklardan bahsettiniz. Gerçekten de bu paralel evren konusunda ben de birazcık incelediğimde bundan benim de karşıma çıktı bu örnek. Kolay anlaşılabilir olması sebebiyle sanırım. Şöyle bir teori ver anladığım kadarıyla. İçinde yaşadığımız evrende bir paralel evren var. Bize nereye bakacağımızı bilmiyoruz ama evrenin bambaşka bir noktasında da olabilir. Böyle de bir teori var. Ne olabilir evrenin bambaşka bir noktasında? Yani paralel evren bambaşka bir noktasında da olabilir mi evrenin? Böyle de bir çoklu evren teorisi var mı? Onu soruyorum. Yani şimdi evren deyince zaten ben her şeyi kapsayan bir şeyi anlıyorum. Yani şöyle tarihsel olarak bakarsanız mesela bir zamanlar yıldızlar evreninde hatta 20. yüzyılın başlarında yıldızlar evreninde yaşadığımızı düşünüyorduk değil mi?
Ve bu yıldızlar gördüğümüz kadarıyla birbirlerinden uzaklaşmıyorlar. Bizim kendi galaksimizi tüm evren zannediyorduk. Doğru mu? Evet. Evet. Sonra 1929'da Hubble bu spiral nebula diye görülen nesnelerden bazılarının bizim galaksimizin dışındaki dışında olduğunu ve bizim galaksimize benzediğini, yani başka galaksiler olduğunu keşfetti. Sonra da bunların bizden uzaklaştığını keşfetti, bildiğiniz gibi. Hatta yani biz o zamanın paradigması içerisinde her zaman düşünebiliriz. Başka yolu yok. Yıldızlar evreninde yaşadığımızı düşündüğümüz zaman, mesela Einstein genel göreliği ortaya attı ve evrenin genişlediğini bilmediği için statik bir evren modeli yaptı. Yani o zamanın vizyonu neyse, ufku neyse ona göre yapabiliriz. Değil mi? Onun ötesinde bir şeyi düşünmek zor. Ve her zaman daha büyük bir evren karşımıza çıkıyor. Yani o zamanı düşündüğümüzden, bizden bir önceki dönemde düşündüğümüzden daha büyük bir evrenle karşılaşıyoruz. Daha geriye giderseniz mesela Kepler yasalarını yaparken kozmoloji yaptığını düşünüyordu. Çünkü Güneş sistemini tüm evren zannediyordu. Değil mi? Ne zaman ki işte 17. 18. yüzyıl işte Newton ve bütün yıldızlar evrenine geçtik ve bu statik bir evren anlayışına yol açtı. Ve dediğim gibi 1929'dan sonra ancak genişleyen bir evren fikrine ulaştık ve Einstein o zaman diğer genişleyen evren çözümlerini kabul etti. Bizim zamanın paradigmasının dışına çıkmamız çok mümkün değil. Yani birkaç ufku gören kişi bunu yapabilir. Demek istediğim o. Ve biz gördüklerimizi bu çerçeve içerisinde değerlendirebiliriz. Şimdi Güneş sisteminin tüm evren olduğu bir durumda gezegenlerin anlamı nedir? İşte bir sabit küre var. İkinci ya da üçüncü resmi alabilirim. Dünya merkezli evren modeline bakalım. Üçüncü resimde. Evet, dünya merkezde işte yıldızlar bunun etrafında dönüyor. Bir sonraki resme de bakarsak, burada her gezegenin de kendine ait bir küresi var diye düşünülüyor. Bu da Aristo modeli. Sonra Batlamyus bunu geliştirmiş. Bu bütün Güneş sistemini tüm evren zannediyor. İşte yıldızlar da böyle bir küreye monte edilmiş, etrafımızda dönüyor diye düşünüyor. Ve insanlar her şeyi binlerce yıl bu şeyde değerlendiriyor. Burada gezegenin anlamı arka plandaki yıldızların önünde gezen nesne anlamında, gezmekten geliyor. Arapçası seyyare, Yunancası planetes, değil mi? O da gezgin. Yani bugün gezegeni aynı şekilde düşünmüyoruz, değil mi? Yıldızları da aynı şekilde düşünmüyoruz. Anlamı değişiyor. Şimdi galaksiler evrenine geçerken evreni, yani galaksimizi bütün evren zanneden bir anlayıştan galaksiler evrenine geçerken ne oluyor? Bu galaksilere ne diyorlar? Ada evren diyorlar. Uzunca bir süre galaksi demiyorlar, ada evren diyorlar. Niye? Çünkü kendi galaksini evren zannetmişsin, diğer galaksileri de ada evrenler zannetiyorsun. Şimdi bir multiverse, çoklu evren dedikleri zaman ben bunu anlayamıyorum o kadar da. Çünkü neden? Aslında bu şu demek oluyor. Bizim bugün evren dediğimiz şey astronomik bir nesneye indirgenecek ve bu gene başka bir evrenin içerisinde yer alacak. Bunu anlıyorum ben. Gene tek bir tane evren olur. Değil mi? Anladım ne demek istediniz. Ne diyorsunuz hocam? Hubble bile 1929'daki Hubble'ın makalesine bakarsanız evrenin genişlediğini söylemekten imtina etmiş. Yani genişliyor dememiş. Demiş ki daha uzaktaki galaksiler bizden daha hızlı uzaklaşıyorlar, yıldızlar demiş. Zaten galaksi başka bir galaksiye bakmıyor olsaydı da genişlemeyi de göremezdi. Çünkü gök adamızda, bizim galaksimizde bir genişleme yok. Galaksilerin arasındaki mesafe genişliyor ama
teorik fiziğe bağlayayım şimdi ben. Yani 1921'de Einstein genel görevliği ortaya attıktan sonra Friedman demiş ki yani Einstein alan denklemlerinin sadece statik değil 3 tane çözümü var. Bunlardan bir tanesi genişliyor, bir tanesi de çöküyor. Bir tanesi de sabit kalıyor. Dolayısıyla matematik bize bunun olabilirliğini söylemiş. Ama Hubble'ın gözleminden sonra biz genişlemeyi görmüşüz ya da işte benimsemişiz. Dolayısıyla bazı şeyler teorik olarak mümkün olunca da o bir şey uyandırıyor. Acaba gözlenecek mi böyle bir şey diye. Biraz girdiniz sanırım. Test edilebilir mi çoklu evren teorisi? Şimdi testten önce sen bahsedersin testten. Zaten bahsettin de aslında ama yani kozmolojinin tarihi gördüğünüz gibi aslında genişleyen ufuklarımızın tarihi ve yani o çağın enstrümanları ve algılayışıyla belirlenen bir ufkumuz var. Yani işte çıplak gözle yaptığımız dönemde dünya merkezi astronomiyi savunmuşuz. Teleskoplar çıkmış, yıldızlar evrenine geçmişiz değil mi? Ve şimdi galaksiler evrenindeyiz, uzaya teleskoplar koyuluyor falan. Yani bu galaksiler de galaksi kümeleri de oluşturuyor. Galaksi süper kümelerini oluşturuyor. Böyle bu süper kümeler boşluk dediğimiz, void dediğimiz şeylerin etrafında kümeleniyorlar, ipliksi yapılar oluşturuyorlar. Bildiğimiz en büyük yapıları da evrendeki bunlar oluşturuyor. Ve buna yani daha ötesi niye olmasın diye soruyor insan. Yani biz evrenimizin tamamını da görebiliyor değiliz bahsettiği gibi Nihan Hocam'ın. Bunun çok daha ötesi var. Belki daha büyük yapılar olabilir. Bilemem. Yani tartışmak zor bunu. Ama yani genel gidişe bakarsanız hep bir genişleyen ufuk söz konusu. Gelecek neler gösterecek? Söylemesi zor. Bu tür tartışmalarda şöyle araya gireyim. Bunu dinlediğim zaman hani şunu söylüyorlar. Siz sanırım şunu diyorsunuz. Ya biz bunu şu an gözlemleyemiyoruz. Yani elimizdeki mevcut bilgiyle söylediğimiz zaman ne söyleyebiliriz ki bu konuyla ilgili diyorsunuz. Yani ispat edilmesi. Yok. Ben çok mantıklı bir fikir olduğunu aslında söylemeye çalışıyorum. Yani gidişat böyle hep olmuş. Şu an için ama net bir şey söylenemez. Çok zor, evet. Ama biz kendi yani eğer böyle bir çoklu evrenden bahsediyorsak biz kendi evrenimizle ilgili de yani gelişmeler o kadar kısa süreli gelişmeler ki hani bu süreçte doktora yapan biri evrenin genişlediğini tamam biliyor muhtemelen ama genişlediğinin yavaşlamasını bekliyoruz genişlemenin. Yavaşlama parametresi diye bir parametre tanımlamışız. Sonra öğrenmişiz ki genişleme yavaşlamak yerine hızlanıyor. Bunu öğrenmemizde işte 99'lar, 2000'ler. Hı hı. Bu kadar yakın bir gelecek yani. Şimdi hiç kimse tabii genişlemenin hızlanmasının çok güzel ifade edildiği standart kozmolojik modelinde şu son 10 senede bu kadar sorun çıkartacağını beklemiyordu. Çok gözlemlerle, birçok gözlemle uyumlu harika bir model vardı elimizde. Ama işte son 4-5 senede birçok farklı gözlem ve gözlemlerin hassasiyetinin artması, aynı zamanda bu verilerin analiziyle ilgili gelişen metotlar bize şu anda kullandığımız standart kozmolojik modelde de büyük uyumsuzluklar gösteriyor. Dolayısıyla 2011'de bu konudan Nobel alan kişi şu anda bu model acaba niye çalışmıyor, ne problemi var diye ona bakıyor. Yani çok canlı bizim kozmoloji altın çağını yaşıyor. Zaten Nobel ödüllerine de bakarsanız son 10 senede 14 tane astrofizikçi ve kozmolog Nobel ödülü almış. Yani bu herhalde bir takdire şayan bir şey. Evet. Yani bugün konuştuğumuz şeylerin yarın tam tersini konuşabiliriz gibi bir şey söylüyorsunuz. Gerçekten doğru mu? Biraz öyle evet. Evet. Peki bu test edilebilirlik konusu? Çoklu evrenin Evet yani ben işte araştırınca ancak işte çarpışma durumunda bir etkisi olabilir bizim evrenimize. Aksi takdirde çok aralarındaki mesafe fazlaysa ve birbirimizden etkilenmiyorsak eğer bizim oradan bilgi almamız mümkün olmadığı için şu anda test edilebilir gözükmüyor. Genelde bizim evrenimiz üzerindeki etkilerine bakarak
yapıyoruz bu tip testleri. Yani yüksek boyutlarında öyle varsa birçok şey değişiyor genel görelilikte. Üç boyut, üç tane konum, bir tane zaman varsa işler farklı. Konum boyutları artarsa işler tamamen farklı hale geliyor. Ben bu konuyla ilgili ders çalışırken Schrödinger ismi karşıma çıktı. Bu da olasılıklardan herhangi bir hadisenin gerçekleşmesiyle ilgili birden fazla olasılık var. Onlardan bir tanesinin gerçekleşmesi diğer olasılıkların gerçekleşmesini yok ediyor mu, etmiyor mu sorusu üzerine sanırım bir teori var orada. Öyle değil mi? Ölçümü yapmadığınız sürece yok etmiyor. Ama ölçümü yaptığınız an bir duruma indirgeniyor ve tekrar ölçtüğünüzde gene aynısını ölçeceksiniz. Bu çoklu evren meselesiyle de biraz alakalı sanırım. İşte yani alakalandırıyorlar ama bu kuantum mekaniğinin böyle biraz öznel bir yorumu diyelim. Yani özel bir yorumu. Yani evet. Sizden şu an anladığım biraz zorlama bir ilişkilendirme gibi mi? Yok, olmayabilir. Yani bütün yorumları aslında yani bir anlamda özdeş. Yani gözleyen kişi açısından aynı sonuca varıyor. Yani mesela diyebilirsiniz ki dalga parçacık ikiliği vardır. Ama başka bir versiyonunda hayır sadece parçacıktır ama bir yoldan yani iki yol varsa iki yoldan birden geçer o elektron vardığı yere vardığında iki tane geçmişi vardır diyor. Ama dalga parçacık ikiliğinden bahsetmiyor. Sadece parçacıktır diyor. Evet. O zaman. Yani bir de diyor ki işte farklı evrenlere çatallanıyor. Yani o kadar evreni nereye koyacağız bilemiyorum artık. Biraz cahilliğimi bağışlayayım. Yani sanırım şöyle bir şeyden bahsediyorlar değil mi? Başka bir evrende, ben şimdi size bir soru sordum ve siz gayet güzel yanıtladınız. Başka bir evrende Yavuz Ekşi buna başka bir yanıt verebilir diyor. Doğru mu anlıyorum? Evet, yani kafamda diyelim iki seçenek çıktı böyle. Diğer seçeneğe evrildiği evet. Bir durum da olabilir. Mesela bunu böyle bir film yapmışlardı sanıyorum. İşte adam trene yetişmeye çalışıyor. Yetişiyor. Bindiği zaman başından geçenler bir de yetişemediği zaman kapı kapanıyor. Bir sonrakine kalıyor. Ondan sonra başından geçenler. Biraz bunun gibi diyelim. Evet, tamam. Bir de tabii zamanın bir yönü var. Yani zaman evet diğer koordinatlar gibi biz zamanı da diğer koordinatların arasında x, y, z koordinatları gibi zamanı da koordinat sistemine alıyoruz. Ama diğer koordinatlar gibi değil zaman. Zamanın bir yönü var. Yani bir sıfır anı var ve zaman her zaman geleceğe doğru akıyor. Bunun da geçmişe doğru aktığı tabii bahsettiğim herhangi bir farklı gözlemci koordinatlarında olup işte sanki onu öyle görmekten bahsetmiyorum. Zamanın geçmişe doğru akması çok mantıklı bir şey de değil. Dediğiniz gibi her şeyi değiştirebilir. Bunlar biraz daha bilim kurgunun konuları arasına giriyor galiba. Yine de düşündüğümden daha sempatik yaklaştınız konuya. Ben hani ilk bu soruyu soracağım zaman ya bunlar bilimsel olarak asparagas demenizi bekliyordum ama o kadar da şey yani yaklaşmadınız. Tartışılan hususlar bunlar. Yani makaleleri çıkıyor tartışılan hususlar. Yani kanıtlaması belki mümkün değil ama tartışılan hususlar. Kozmolojinin bence yani bilimsel yöntem bakımından bir ayrıcalığı var. Yani baktığım zaman tek bir tane evren var. Nasıl genelleme yapacaksınız? Mesela deselerasyon parametresi diyorsunuz. 0.55 çıkıyor değil mi? Ama biz, onun çok benzeri bizim nötron yıldızlarında var. Her nötron yıldızınınki farklı. Şimdi demek ki farklı farklı evrenler olsa belki farklı farklı bulacaktınız. Değil mi? Yani biz bir şey ölçtüğümüz zaman kozmoloji işte bir şey söylediğim zaman bu bütün evrenler için mümkün müdür değil midir? Bu böyle bir genelleme yapamıyorsunuz. Tek bir evren var elinizde. Dolayısıyla bilimsel yöntem açısından zaten bu farklı bir konu. Bir şey daha var, onu da çürütmenizi ya da yanıtlamanızı isteyeceğim. Elektronlar aynı anda yine buna bakarken karşıma çıktı. Böyle bir iddia ortaya atıyordu. Bilim insanı mıydı değil miydi açıkçası hatırlamıyorum. Elektronlar aynı anda birden fazla yerde olabiliyorken insanlar neden olmasın diye bir önermeyle gelmişti. Bunu sizden rica etsem yorumlayabilir misiniz, çürütebilir misiniz? Yani
bir şey aklıma gelmedi açıkçası. Yani mikroskopik durumlarda bu etkileri daha çok görmemiz gerekir. Yani çok sayıda parçacık söz konusu olduğu zaman evet kuantum mekaniğinin bazı dışa vurumları var ama eş evreli durumlar için bu mümkün olabiliyor. Mesela süper iletkenlik, süper akışkanlık, lazerler bunlar aslında kuantum mekaniğinin makroskopik yani büyük dünyaya dışa vurumları. Ama hepsinde eş evreli bir durum var. Siz böyle makroskopik bir şeyi ancak çok özel şartlarda eş evreli duruma getirebilirsiniz ki öyle bir bu cismi getiremezsiniz öyle. Anlatabiliyor muyum? Yani o olmayacaktır. Gayet iyi anladım. Bu çoklu evren, paralel evrenle ilgili söylemek istediğiniz ek bir şey yoksa yok. Bir de bazı konumuz vardı bildiğiniz gibi onlara geçebiliriz. Hatta tabii. Bir kısmına girdi hocam kozmolojik uyumsuzluklara. Onun üzerine çalıştığınızı biliyorum. İsterim ki biraz daha kozmolojik uyumsuzluğu ben hatta daha böyle kendi anlayabileceğim şekilde bir soru sorayım. Hani evren, bildiğimiz evren işte karanlık enerji, karanlık madde bir de normal maddeden oluşuyor değil mi? Hı hı. Kozmolojik uyumsuzluk dediğimiz şey yakın gelecekte yani üzerinde çalıştığınız konular yakın gelecekte bizim bu konudaki bilgilerimizi değiştirebilir mi? Şimdi şöyle bizim dediğim gibi evrenin hızlanarak genişlemesi bulunduk yani gözlemlendikten sonra bu durumu izah eden bir standart model yapıldı. Buna lambda CDM modeli diyoruz biz. Lambda kozmolojik sabiti yani karanlık enerji dediğimiz şeyi ifade ediyor. Kuantum alan kuramında vakum enerjisiyle ifade edilebiliyor bu bahsedilebiliyor. Ve geri kalan kısmı da CDM dediğim kısmı da cold dark matter yani soğuk karanlık madde dediğim kısım. Bu kısım soğuk karanlık madde dediğimiz şey karanlık madde şeyi itibarıyla gözlemi itibarıyla işte galaksilerin dönme eğrilerinden dolaylı yoldan gözlemlediğimiz bir şey ve bildiğimiz gözlemlenebilir maddeyle ayırt edilebilen bir şey değil çok fazla. Dolayısıyla geri kalan kısım yani %70 civarı karanlık enerjiyi ifade ederken geri kalan %30'luk kısımda işte %5'lik kısım görebildiğimiz evrenler yani galaksiler, galaksi kümeleri, süper galaksi kümeleri diye ifade ettiğimiz şeyler %5'lik kısmın içerisinde aynı şekilde radyasyon bildiğimiz radyasyon, fotonlar, nötrinolar bunlar da %5'lik kısım içerisinde. Geri kalan %25'lik kısım tabii yuvarlak bir şekilde söylüyorum. %25'lik kısım karanlık madde dediğimiz şey. Bunu da galaksi dönme eğrilerinde aslında orada bir madde görmediğimiz çünkü elektromanyetik olarak etkileşen bir şey değil bizimle. Dolayısıyla herhangi bir şekilde gözlemleyemiyoruz. Ama dönme eğrisi beklediğimiz şekilde davranmıyor. Yani belli bir noktadan sonra dönme eğrisindeki hızın azalmasını beklerken sabit kaldığını görüyoruz galaksiden uzaklaştıkça. Bunlarla ifade edilen güzel bir modelimiz var. Lambda CDM modeli bahsettiğim gibi. Ve bu teori enflasyon dediğim senaryoyla oldukça uyumlu. Enflasyon senaryosundan oluşan kuantum tedirgenmeler büyük ölçekli yapıları oluşturuyor. Ve ondan sonra da belli bir noktada evren genişlemesi yavaşlıyor. Bildiğim madde formları bunu yapan cinsten. Yani kütle çekim diyoruz çünkü kütle çekimin cisimleri çektiği için herhangi bir genişleme varsa bunu yavaşlatmasını bekliyorduk doğal olarak. Ama sonradan gördük ki galaksiler birbirlerinden uzaklaşıyorlar ve bu uzaklaşma hızı artıyor. Bu uzaklaşmanın ivmesi pozitif. Dolayısıyla bu gözlemimizi izah eden modelimiz lambda CDM modeli. Fakat son dönemde şöyle bir uyumsuzluk ya daha doğrusu uyumsuzluklar sadece bir tane değil 6 tane uyumsuzluk var ama en çok bilineni en çok üzerinde odaklananı Hubble uyumsuzluğu dediğimiz şey. Hubble parametresi var evreni ifade eden. O da
Kullandığımız metrik, yani ifade ederken, mesafeleri ifade ederken kullandığımız metrik genişleme olduğu için bir ölçek faktörüne sahip. Bu ölçek faktörü, harita ölçeklendirmesi gibi ölçek faktörü, zamana bağlı bir değere sahip. Bunun değişiminin kendisine olan oranına bir Hubble parametresi diyoruz. Yani hızlanmanın oranını veriyor bize aslında. Bu parametrenin günümüzdeki değerine de Hubble sabiti diyoruz. Ve bunlar tamamen modele bağlı olarak gözlemden elde ettiğimiz parametreler. Bu gözlemleri eğer yani erken evrendeki kozmik mikrodalga ardalan ışınımına bakıp oradan bu elimdeki modelin varlığında günümüze gelip de Hubble sabitini hesaplarsam 67 civarında bir değer buluyorum. Ama lokal ölçekte süpernova patlamalarından, sefeit yıldızlarından, işte kırmızı devlerin şeylerinden, yani ölçüm lokal ölçekte, biz kırmızıya kaymayla ifade ediyoruz mesafeyi, küçük kırmızıya kaymalarda bu gözlem bize 73-74 civarı bir değer veriyor. Bu bahsettiğim işte evrenin genişlemesinin hızlanması ile ilgili bulguların kullanıldığı süpernova patlamaları. Şimdi bu uyumsuzluk birçok nedeni olabilir. Biz bunları araştırıyoruz. Bu da Lambda CDM modelinde bir takım fiziğinde bazı değişiklikler yapmakla mümkün. Çünkü Lambda CDM modeli dediği model standart Einstein'ın genel görelilik teorisi. Genel görelilik teorisi. Üstüne standart parçacık fiziği, kozmolojik prensip dediğim evrenin her yönde ve her noktada aynı olduğu, çünkü homojen ve izotropik olduğunu biliyoruz, gibi varsayımlar üzerine kurulu. Bu noktada insanlar, teori çalışan kişiler, acaba bu Lambda CDM'de bir değişiklik yaparak, nasıl bir değişiklikle biz bu Hubble sabitindeki uyumsuzluğu çözebiliriz? Çünkü bu uyumsuzluk 5 sigma civarında. Yani bu şu demek, işte Higgs parçacığının bulunmasını 5 sigma güvenilirlikle söyledik. Kafam karışmaya başladı. Dolayısıyla uyumsuzluğun, gerçekten uyumsuzluğun var olduğunu biliyoruz. Bunu çözmenin farklı yöntemleri var. Biz de bunlar üzerine çalışıyoruz, öyle söyleyeyim. Sadece Hubble uyumsuzluğu değil, büyük ölçekli yapıda da bazı uyumsuzluklar var. İşte James Webb teleskobunda galaksi oluşumlarında daha fazla galaksi gözlemi var. Lambda CDM'in öngördüğünden gibi bir takım şeyler. Belki de anlaşılabilir bir şekilde, yani kendi anlayacağım bir şekilde sorabilirim. Bugün kabul ettiğimiz bazı sizin alanınıza dair bazı teorileri ya da bazı, nasıl söyleyeyim, kuralları diyeyim. Bunun değiştirebilme, bu uyumsuzlukların şu an için değiştirebilme ihtimali var mı? Daha kendi anlayabileceğim bir şekilde sorayım. Yani bence yeni bir evren modeli ortaya çıkacak. Yani çok çok farklı olmayabilir. Yani diyelim ki o tartışılan, özellikle sizlerin tartıştığı diyelim, Lambda CDM modeline değişiklik, Lambda'nın işaret değiştirmesi bildiğim kadarıyla, değil mi? Yani, evet. Bu sen anlatabilirsin şöyle, bunu. Aslında yani ben İTÜ'ye ilk doktora sonrası araştırmacı olarak başladığımda modelden bağımsız bir şekilde bu karanlık enerji dediğimiz şeyin aslında evrenin evrimi sırasında sabit bir enerji yoğunluğuna sahip olmadığı ve bir takım dinamik, yani dinamik bir enerji yoğunluğu geldiği birçok yerden görülebiliyor. Bu dinamiklik nasıl olabilir diye bakıldığı zaman bizim bu Hubble uyumsuzluğu nezdinde düşündüğümüz şey şuydu. Ben o zaman Özgür Akarsu ile beraber çalışmaya başlamıştım. Özgür Hoca'nın da grubuyla beraber düşünülen şey şuydu. Eğer bu enerji yoğunluğu, kozmolojik sabitin enerji yoğunluğu, enerji yoğunluğundan kastım evrene ne kadar katkı sağladı. Bu katkı belli bir kırmızıya kaymadan sonra, yani geçmişte negatif değerlere indiği farklı gözlemlerden
bulunan bir sonuçsa, acaba negatif enerji yoğunlukları olabilir mi bu karanlık yani enerji karanlık için? Yani karanlık enerjiyle ilgili bildiğimiz bazı şeyler değişebilir. Değişebilir. Evet. Zaten çok iyi bilmiyoruz karanlık enerjiyi. Aynı zamanda karanlık maddeyi de bilmiyoruz. Yani evrenimizin aslında %95'ini bilmiyoruz. Evet. Ve bunun nasıl bir aslında yeni evren paradigmasına yol açacağını hiç kimse bilemez. Sadece birkaç kişi bilir ve daha sonra o yeni paradigmayı oluşturabilir. Evet. Ben daha bileceğim bir şey sorabilir miyim izninizle? Bu geçtiğimiz günlerde sizinle paylaştığım için de artık makalenin yayınlandığı derginin görece saygın bir dergi olduğunu biliyorum. Evrenin yaşıyla ilgili bir iddia ortaya atıldı. Hı. Bizim bildiğimiz evrenin 13 milyar yaşında olduğuydu. Hı. Ama onlar sanırım yorgun ışık hipotezini, ki bu yeni bir hipotez de değil, 1929'da ortaya atılmış bir hipotez. Evet. Evrenin 26 milyar yaşında olabileceği iddia edildi. Şimdi biz evrenin yaşına nüfusa yanlış mı kaydettik diye sorayım. De böyle bir maddi hatayı da hiçbir nüfus memuru ya da bilim insanı yapmaz sanki. Ne diyorsunuz? Bence babasının nüfus kağıdını kullanıyor. Evet, biraz iddiadan biraz da çürütülebilir mi? Ondan bahseder misiniz rica etsem? Ya şöyle, 29'da Hubble bu gözlemi yaptıktan sonra hemen Zwicky aslında karanlık maddeyi bulan kişi, yani karanlık maddenin olması gerektiğini bulan kişi bu yorgun ışık hipotezini atıyor. Çünkü şöyle, evrenin genişlediğini aklına gel, yani evrenin genişlediği fikri kafasında oturmadığı için diyor ki herhalde diyor foton evren kozmik mesafelerde yol alırken yoruluyor diyor. Yani dalga boyu uzuyor, enerjisi düşüyor. Çünkü evet, kırmızıya doğru kayma o yüzden. Kayıyor. Yani gözlem var, bir tarafta kırmızıya kayma, diğer tarafta açıklaması var. Hubble diyor ki bunlar uzaklaştığı için kırmızıya kayıyor. Zwicky de diyor ki hayır, yoruluyor. O yüzden kırmızıya kayıyor. Aslında yorulmuyor. Aslında uzay zaman genişlerken genişleme olduğu için dalga boyunu sanki bir şeyi streç etmişsiniz gibi dalga boyu uzuyor, enerjisi düşüyor. Dolayısıyla genişlemeden dolayı, evren genişlediği için biz bunu kırmızıya kaymayı görüyoruz. Yani bu kırmızıya kaymanın sebebi bu. Dalga boyu kırmızıya kayıyor. Zaten Zwicky de hemen şey yapıyor, çürütüyor o tezini. Ondan sonra işte bu son dönemde James Webb Teleskobu'nun mikrodalga bandında daha da ileriye, yani galaksilerin ilk oluştuğu döneme gitmesi ve galaksileri sayması neticesinde gene bir uyumsuzluk olarak galaksi miktarı fazla çıkıyor. Lambda CDM'in öngördüğünden. Yani bizim standart kozmolojik modelimizin öngördüğünden daha fazla galaksi buluyoruz. Şimdi bunu izah etmenin yolu tabii ki diyebilir ki foton enerji kaybediyor. Ya da temel sabitler, çünkü bu bahsettiğiniz makalede temel sabitler de değişiyor. Yani ince yapı sabiti dediğimiz sabitler de zamana bağlı olarak değişiyor. Oysa ki bunları değiştirmek o kadar kolay değil. Dolayısıyla birçok farklı şey yaparak, varsayımları değiştirerek bu şekilde izah ettiği zaman galaksilerin bu kadar çıkmasını, evrenin yaşı da 25 milyar yıl çıkıyor. Fakat şöyle, aslında evrenin yaşını biz modelle buluyoruz. Yani lambda CDM'i kullanmadan ben evrenin yaşını hesaplayamıyorum. Lambda CDM'e de bir takım değişiklikler getirdiğiniz zaman, mesela işte Yavuz hocamın bahsettiği lambdanın işaret değiştirmesi, ani bir şekilde artıdan eksi değere, negatif pozitiften negatife geçmesi geçmişte. Şöyle bir yay denklemi gibi düşünebilirim ben galaksilerin oluşum denklemini. Bahsettiğim ilk evrendeki kuantum tedirgenmeler bir yay denklemini sağlıyorlar ve genişleme dediğim şey bu yay denkleminin sürtünmesi. Yani eğer genişleme teriminde geçmişte bir noktada daha yavaş bir genişleme elde edilebilirse, o zaman daha fazla galaksi oluşacak. Çünkü engelleyen terim azalmış olacak mesela. Bu işte bizim Mayıs ayında Lisbon'daki COST aksiyonunun yıllık toplantısında konuştuğumuz bir şeydi. Özgür Hoca da diğer çalışma arkadaşımıza söyledi. Bunlara bir bakılabilir dedi. Gene MNRAS'ta, yani o bahsettiğiniz dergide bir çalışma yayınladılar ve dediler ki bakın, eğer lambda işaret değiştirirse o zaman bu kadar galaksi elde etmek mümkün.
Dolayısıyla biz zaten bunları çalışıyoruz yani. Ama tabii bunlar bu bahsettiğim bu arada lambda işaret değiştirirse ki bu mekanizmanın ne olduğunu bilmiyoruz. Yani lambdanın işaret değiştirmesi ne demek? Temel bir fizikle bu nasıl elde edilebilir? Ben de tabii modelin kurucusu değilim. Dolayısıyla bildiğimi söylüyorum sadece. Bu dediğim gibi negatif enerjilere geçince Hubble uyumsuzluğu, sigma 8 uyumsuzluğu gibi bir sürü şeyi de çözüyor. Yani 6 tane uyumsuzluk var, hepsini de çözüyor. Ama işte biz mesela bu yorgun ışık konuşmayı ya da ne bileyim popüler bilim sitelerinde onu konuşmayı tercih ediyoruz. Ama öyle bir değişik. 26 milyar meselesi. Şöyle olmaz. Neden o yorgun ışık hipotezi olmaz? Enerji kaybedecek ama momentum kaybetmeyecek. Böyle bir şey mümkün değil. Saçılacak, yolda enerji kaybedecek ama o zaman görüntülerin de netliğini kaybetmesi gerekiyor. Böyle bir şey görmüyoruz. Dolayısıyla yani bir sürü gözlemle çelişen bir durum. Bu hipotez doğru olsaydı bizim kozmik ardıl alan ışımasını bir kara cisim ışıması olarak görmememiz gerekirdi. Ondan sapmalar olması gerekirdi. Ama mükemmel bir kara cisim ışıması. Evrenin yaşıyla ilgili şu andaki mevcut bilgilerimizle devam ediyoruz. 13 milyar yaşında evren. 13.8 civarında diyelim. Tamam. Bir maddi hata söz konusu değil. Değil. Yani biraz oynayabilir ama 13 şeyinde oynayabilir. Hani daha fazla oynayamaz herhalde. Kara deliklerle ilgili size sorumu yönelteyim. Hocam, evrenimiz bir kara deliğin içerisinde olabilir mi? Yani evrenimiz bir kara delik olabilir mi? Evet. Anlamında değil mi? Yani bu öne sürülmüş bir hipotez bildiğim kadarıyla 72 yılında değil mi? Ama yani kara delik çözümü bizim kozmolojik çözümlerimizden bir açıdan çok farklı. Kozmolojik çözümlerimizde, bakış açımızda hiçbir merkez yok. Her şey birbirine göre. Yani kozmik ilke dediğimiz, kozmolojik ilke dediğimiz şey geçerli. Evren homojen ve izotropik. Halbuki kara delik çözümünde bir merkez var. Tekillik var çünkü merkezde, değil mi? Bu yani evrenimizde böyle bir merkez var mı? Yeniden merkezi olan bir evren teorisine dönüyormuşuz gibi. Ben bu merkezsiz olmayı çok sevmiştim halbuki. Yani bu şuna benziyor sanki. Siz evinizde bir lavabo gideri görüyorsunuz. Ama evinizin tamamını görmüyorsunuz. Evinizde bir dışını nasıl bilmiyorsunuz. Evinizdeki lavabo giderini görüp ya acaba ben bir lavabo giderinde mi yaşıyorum falan diye bir şey sormaya benziyor. Yani benim tahminim gözlemlerle bunu uyuşturmak çok çok zor olur. Bugünkü kozmoloji çünkü çok hassas ölçümlere dayanan bir kozmoloji. Ve bunun altından kalktıklarını, bunu gözlemlerle birebir, bütün gözlemlerle karşılaştırdıklarını zannetmiyorum. Kozmolojiyle birebir uğraşmadığım için bunun gene Nihan Hocam'a devredeceğim. Çünkü sorduğunuz soru bir kozmoloji sorusuna dönüşüyor burada. Evren bir kara delik olabilir mi dediğiniz zaman. Peki doğrudan kara deliklerle ilgili sizden bazı bilgiler almak istesem. Çünkü siz konuşurken bakacağım gelen sorulara da ama çok ilgi çekici. Yani olay ufku diye bir şey var ve bu bizim evrende bildiğimizden farklı bir dil konuşuluyor orada anladığım kadarıyla. Farklı kurallar var. Yani olay ufku bir çizgi gibi. Yani o ilk yani o olay ufku geçerken bir şey hissetmezsiniz. Bir şey olmaz. Yani o matematiksel bir şey sadece. Yani ama girdiyseniz de dışarı çıkmanız mümkün değil. Şöyle bir şey düşünün. Cesur bir arkadaşınız var. Diyor ki ben gideceğim sana da sinyal yollayacağım. Anlaşıyorsunuz. Her saniye size bir sinyal yollayacağım diyor. Ve kara deliğe doğru yaklaşıyor. Bu sinyallerin arasının açıldığını gözleyeceksiniz. Her saniye dedi ama 1.25 saniye sonra geldi, 3 saniye sonra geldi, 5 saniye sonra geldi. Sinyallerin arası açılmaya başladı. Ve bir süre sonra bir sonraki sinyal gelmeyecek.
Arkadaşınızı da orada böyle donmuş gibi göreceksiniz. Halbuki o aslında artık içeri gitti ve bir daha geri gelmeyecek. Peki şöyle bir şey hatırlıyorum. 2017'de bu süper kütleli kara delikler keşfedildiğinde bunların nasıl oluştuğu ile ilgili bir soru işareti vardı. Hı hı. Daha sonra sanırım bu soru işareti çözüldü. Yani iki kara delik birbirine çarpışabilir mi diye bir soru işareti vardı. Onu sorayım size. Yani iki kara delik birbirine çarpışabilir mi? Yani birbirlerine yakınsalar, birbirine etrafında dönerken zaten gravitasyonel dalgalar yayacaklar ve bu onların yörünge enerjisinden gidecek ve dolayısıyla en sonunda çarpışacaklar. Bu süper kütleli kara deliklerde bu şekilde mi oluşuyor peki? Süper kütleli kara deliklerin oluşum senaryolarından biri bu. Evet, daha küçük kütleli kara delikler birleşerek yavaş yavaş galaksinin merkezinde toplanıyorlar. Evet. Son sözlerinizi bir almak isterim. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Biraz program sonlarında bozuk plak gibi oluyorum. Konuşulacak konular bitmedi ama süremiz bitti diyorum herkese. Size de aynı şeyi söyleyeceğim. Buyurun, sizden son sözlerinizi alayım. Benim cephemden kozmoloji alanında çok fazla yeni şeyler duyabilirsiniz. Yani benim cephemden değil, kozmologlardan. Biz yani üç farklı grup data analizi, gözlem yapan kişiler ve teoriciler birbirimizle uyum içerisinde çalışıyoruz. Ve bu standart modelin problemleri ve onun dışında da birçok şeyle ilgili çalışmalarımız var. Bence çok sayıda değişik şey duyabileceğiz önümüzdeki senelerde. Evet. Bence de işin en güzel tarafı bunun ne olacağını şu an bilim insanlarının çoğu dahi bilmiyor. Amerika Başkanı da bilmiyor, Papa da bilmiyor. Hiç kimse bilemez de. Yani tahmin etmek çok güç. Sadece bilimle değil de genel olarak hayatla, bilinmezlikle böyle bir ilişki kurmak çok kıymetli bir şey bence. Yani çok teşekkür ederim. Bu bakış açınız gerçekten çok ufuk açıcı. Ayaklarınıza sağlık. İyi ki geldiniz.